Selam canım arkadaşlarım, YouTube kanalıma, evime, köşeme, kalbime hepiniz hoş geldiniz. Sizi çok özledim. 2 gündür video çekemedim, biraz yoğundum, işlerim vardı ama sonunda kavuştuk ve sizlere yargı videosuyla geldim arkadaşlar. Yargı da iyice çarşı pazar karıştı. Son bölüm gerçekten iyiydi. Her ne kadar Pars savcımız şöyle buramızda, tam böyle kalbimizde, kalbim tarafında şaşırdım. Böyle kalbimizde böyle acısını, eksikliğini hissettiğimiz bir bölümde ama gerçekten Sema Hanım bir kere daha yani alkışı hak etti, böyle bir helal olsun dedirtirdi. Pars savcımızın çıkışını öyle bir senaryo yedirdiler ki yani böyle son bir bölüm bile çekmeyi kabul etmemesine rağmen çok güzel bir şekilde ölümünü toparladılar. Harika bir son bölümde, her ne kadar böyle bir üzgün buruk izlemiş olsak da gerçekten severek izlediğim bir bölümdü. Uzatmıyorum lafı, geçelim videomuza. Evet canlarım, defterimi kalemimi aldım, notlarımı bir güzel bölümümü izledim ve aldım. Şimdi canlarım, Pars savcının gidişiyle gerçekten çok büyük bir yani yargı izleyicisi, en azından ben kendi adıma söyleyeyim, tamamen bir izleyici olarak böyle bir boşluğa düştüm. Çünkü elbette ki bu bir dizi, bu bir yapım, birileri giriyor, birileri çıkıyor ama hani böyle bir demir başlarından biri gibi diyebilirim Pars Savcı ve hani o hani komik halleri, işte Eren'le olan sohbetleri, o yardımcısı çocuğun adı neydi şu anda, bu Özge'nin nişan Özge'nin aşığı diyeyim, Özge'yi seven Rıdvan. Rıdvan'la olan o diyalogları, işte Ilgaz'la olan diyalogları, Ceylin'le olan diyalogları, kendi o komik hali, yani tamamen Mehmet Yılmazak gerçekten rolünün hakkını sonuna kadar vermişti. Hatta yani şunu bile hepimize dedirtirdi. Hani savcı olarak dünyaya gelmeliymiş falan. Hani gerçekten savcı olarak dünyaya gelmeliymiş dedirtirdi hepimizi. O yüzden ölümü çok güzel. Yani Sema Hanım o kadar güzel kamufle etti ki ölümünü. Son bölümü gerçekten efsaneydi arkadaşlar ama hani şunu da eklemek istiyorum. Parsız bir yargı gerçekten. Hani böyle burukluk hepimizde hissettirdi. Böyle bir eksikliğini hala arıyorum. Yani keşke bu şekilde Pars savcı çıkmasaydı ve şunu da eklemek istiyorum. Bu 6 ay sonrasını nasıl yapacaklar? Yani böyle bir kopukluklar olacakmış gibi geliyor ama eminim ki Sema Hanım bunu da toparlayacaktır. Gelelim son bölümün yorumlamasına arkadaşlar. Şimdi Ilgaz savcımız Ceylin'le birlikte güzel bütün sevdiklerini hepsini bir güzel eve topladılar. Keşke o evi Çınar'a almasaydılar. O evi herkesi topladığında, gerçi nasıl almayacaklar Çınar'a yani ama artık bizim bile Çınar gerçekten böyle bir devrelerimizi yaktı. Yani gidip de arkadaş, bir insanın hiç mi bir ağzının fermuarı olmaz? Hiç mi bir böyle bir düşünerek bir kere mi hareket etmezsin Çınar? Yani kendi başında yakıyor, abisinin başında yakıyor, babasının başında yakıyor. Yani korkuyorum Parla'nın da başını bir gün yakacak diye diyecekken, aslında bu Parla'nın işte o öldürme olayında onun da bir yerde başını, o davada mesela oradaki arkadaş, böyle bir şey olamaz. Sen git o çitlenmek Eyüp'e, sen git güzel güzel, daha dün 3 gün önce tanıştığın çocuğa güzel güzel evi, herkes oraya toplandı vesaire. Gerçekten Çınar gibi birini hayatımda asla istemezdim. Böyle bir şey olamaz. Yani Çınar beni böyle izlerken böyle bir, yani kendimi yolasım geliyor. Böyle bir şey bilmiyorum yani. Gitti güzel güzel orayı söyledi. Çocuğu da içeriye girdi, çıktı, soktu, çıktı, gitti. Ilgaz'ın başını şu anda yakacak artık. 3 bölüm Ilgaz'ın savcılığının işte o derdest olduğunu söylemişti sahnenin son bölümün sonunda, son sahnede. Artık 3 bölüm Çınar'ın tekrardan savcı olmasını bekleyeceğiz. Tekrar aynı şeyleri izleyeceğiz. Yani şunu da söylemek istiyorum. Ilgaz nasıl Yekta'nın teklifini hani oyuna getirebileceğini düşündü. Yani Ilgaz'cığım, senin hayatında, işte sevdiğinin hayatında, çevrendekilerin hayatında, herkesin başının altına ne iş gelse, başına ne iş gelse altından Yekta çıkıyor. Yani Ilgaz nasıl böyle bir şey yaptı? Ilgaz karakteri, en azından bizim profilimizdeki Ilgaz karakteri nasıl böyle bir şey yaptı? Yekta'nın teklifini kabul etti. Gerçekten bilmiyorum. Bunu yapmak yerine, yani koskoca Cumhuriyet savcısısın sen, o Hilmi'yi anında hemen işte gözaltına alsaydın, konuştursaydın. Yani hani orada Hilmi'nin işte o tarihsel kaçakçılığı davasında Hilmi'nin çevresindeki polisleri çekip onu işte başka bir ekip gönderip de hani o planı
yapana kadar yani sen direkt Hilmi'yi gözaltına alsaydın, sen işte bunu biliyorsun, bunu biliyorsun, konuş, işte savcıya bu tehditte bulunuyorsun vesaire. Konuş deseydi çok daha mantıklıydı bence. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Yarın yazın yorumlara. Yani bilmiyorum, çok değişik geldi bana orada. Koskoca Cumhuriyet savcısın sen. Her neyse, elbette el dizi yani, elbette bir şeyden de bir yere bağlayacaklar ama bilmiyorum Yekta'yı nasıl güvende. Hele o Yekta'nın oğlu Ömer, işte o da oğlu değil bence de. Yani o Ömer'i böyle bir dövesim geliyor. Sağlam bir dövesim geliyor ama hayırlısı. Ve arkadaşlar şunu da eklemek istiyorum. Bu tarihi eser davasında ilgili bence Eyüp, bu çitlenbik Eyüp'ümüz, Ömer'in adamı ve bu fragmanda da gördüğümüz gibi arkadaşlar evinizden işte tarihi eser çıktı, rüşvet çıktı vesaire diyorlar ya, kesin Ömer Eyüp Ömer'in adamı olduğu için Eyüp'le birlikte malum bizim Çınarımız sağ olsun, her şeyi böyle bir, her olay onun yüzünden bu kadar şeyken böyle, nasıl söyleyeyim size, hani böyle şeyken, bir işi adam akıllı bir beceremezken sen kalkıp o kadar çok bir de ailene riske atıyorsun. Kalktı gitti Eyüp'ü eve soktu, bir güzel tarihi eseri de Ilgaz'ın evine, orada herkesin olduğu evin içerisine Eyüp sayesinde o tarihi eseri yerleştirdi Ömer. Zaten Ilgaz'dan nefret etmesinin yanı sıra Ceylin'e de aşık olmasıyla birlikte Ilgaz'ı kesin ortadan kaldırmak istiyor artık, ölüsüyle dirisiyle cezaevinde ya da İşte hayatını mahvederek vesaire. Bir güzel tarih eseri o ve yerleştirdi. Şimdi 2 bölüm, 3 bölüm Ilgaz'ın tekrardan savcılığın geri almasını bekleyeceğiz. Hatta zaten arkadaşlar ben şunu da düşünüyorum. Ilgaz'ın ölümünün altında eğer öldüyse ya da başına başka bir şey geldiyse, artık başına her ne geldiyse, altından Ömer ve Yekta, hatta yüksek ihtimalle Ömer çıkacağını düşünüyorum. Ömer de bir şekilde öleceğini, Yekta hapse girecek finalde. Ve Ömer'in ölümü bir şekilde Ceylin'in üzerine kalacak ki şu 6 ay sonrası mevzusunda elinde bir işte kanlı bıçakla vesaire geliyordu. Bu arada yorumlarda şunu okudum arkadaşlar, YouTube yorumlarda. Ceylin bu 6 ay sonrası olayında Ilgaz'ın arabasıyla ofisine geliyor ama o araba artık yok. Yani orayı nasıl bağlayacaklar? Bu 6 ay sonrasını nasıl bağlayacaklar? Hala düşünüyorum, böyle bir hipotez yaratmaya çalışıyorum ama tam kafamda o olayları oturtamıyorum. O aralarda kesinlikle bir kopukluk olacak ya da olmayacaksa da nasıl bağlanacak Sema Hanım'a? Zaten burada sonuna kadar güveniyoruz elbette ki ama yani orada bir kopukluklar olacağını düşünüyorum. Yekta büyük ihtimalle finale hapse girecek. Ömer ölecek. Ömer'in ölümü Ceylin yüzünden olmasa bile Ceylin'in üzerine kalacak. Hatta Ömer'in ölümü Yekta yüzünden bile olabilir. Yani yüksek ihtimalle Yekta yüzünden bile olabilir. Ömer'in Yekta'nın gerçek oğlu olduğunu vesaire zannetmiyorum. Yani orada çok sürpriz gelişmeler, bomba bölümler bizi bekleyecek gibi geliyor, bekleyecek gibime geliyor. Burada arkadaşlar şunu da eklemek istiyorum. O Şükranovalı. Yani son bölümde gerçekten her ne kadar ağlamaklı sahneler izlemek istemesen bile Şükran Ovalı son bölümde oyunculuğunu konuşturdu. Gerçekten bir de arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Eren'in o Pars savcı için işte o üzüntüsü. Yani gerçekten çok başarılıydı. Çok hoşuma gitti. Çok severek, zevk alarak izledim. Üzülmek, ağlamaklı sahneler, o moda girmeyi hiç istemiyorum maalesef son dönemlerde. Ülkecek hepimiz çok üzüldüğümüz, çok kötü günler geçirdiğimiz için işte kimi direkt bizzat içerisinde maalesef ki, ama yaşamasak bile bütün damarlarımıza kadar o acıyı hissettiğimiz günlerde hani böyle ağlamaklı sahneler üzerinde tekrar izlemek istemiyorum. Çünkü psikolojik zaten hepimiz maalesef ki bitik durumdayız. Ama gerçekten çok başarılıydı. Eren'in sahneleri çok başarılıydı. Eren komiserin, onun da hakkını vermek gerekir. Şükran Ovalı da gerçekten o acıyı tamamen geçirdiğini düşünüyorum. Her ne kadar böyle izlememeye çalışsam, kaçmaya çalışsam bile o duygunun içinde kendimi buldum. Harika bir bölümdü. Dediğim gibi arkadaşlar finalde de o gibi böyle bir, hala bu 6 ay sonrasında bir de artık ya çok uzattılar. Yani finali 6 ay sonrası üzerine yapmamaları gerektiğini düşünüyorum. Bu sezon zaten biliyorsunuz çok 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 yüksek ihtimalle final olacak ki bence zaten olsun. Hani o ayrı bir şey ama ya bu 6 ay sonrasını final yapmasınlar. Yani onun üzerine mutlaka bir iki bölüm daha çeksinler. Çünkü çok senaryo boşlukta kalacak gibime geliyor.
Nasıl olacak ben de bilmiyorum. Hep birlikte izleyip göreceğiz canlarım. Sizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Düşünceleriniz neler yorumlara yazın. Abone olmayı unutmayın lütfen. Zil açarsanız da videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bu akşam zaten Ailenin yeni bölümü var. Onu da mutlaka izleyeceğim. Siz de izleyin diyorum. Gerçekten Aile çok başarılı bir yapım. Yani böyle şöyle söyleyeyim size. Gümbür gümbür geliyor. Yani gümbür gümbür gelen bir dizi. Onu da mutlaka birlikte izleyelim bu akşam. Onu da en kısa sürede sizlere videosunu çekeceğim. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşürüz. Hoşça kalın.